Efendim, EYT meselesinde de anladığımız kadarıyla sona gelindi. Dün akşam saatlerinde düzenleme meclise geldi. Oylamaya açıldı diyebiliriz artık. Şimdi pek çok sosyal güvenlik uzmanı da hatta sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başladı. Takipteyiz, ne oluyor ne bitiyor izliyoruz dedi. Önemli tavsiyeler de var. Eğer EYT'liyseniz onların tavsiyelerine bakın diyelim. Sonra da diğer bir meseleye geçelim. Biliyorsunuz ki staj mağdurları meselesi de var. Onlar bu EYT kapsamına alınmadı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Engin Altay'ın dün staj mağdurları için EYT görüşülürken bir çıkışı vardı. Boşlanma vesaire bunlar söz konusu değil. Staj mağdurlarını da getireceksiniz paşa paşa. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Teklif mecliste imzaya açıldı. Staj ve çıraklık süreleri kapsam dışında ancak tartışmalar dinmedi. Staj yapanlar o iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar. İş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Staj döneminin neden EYT kapsamına alınmadığını katıldığı Bengü Türk yayınında bu sözlerle anlattı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Umutla haber bekleyenlere kapıyı kapattı. Tartışma ise genel kurula taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye gelen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay iktidara seslendi. Staj mağdurlarını da Sayın Kubat paşa paşa buraya getireceksiniz. Paşa paşa. Bir saatte geçeriz, bir saatte. Önce Bay Kemal'e, sonra da Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnşallah doğru dürüst bir kanun olarak gelir de herkes rahat bir nefes alır. Efendim, bir diğer yandan da NATO üyelik süreci çıkmaza giren Finlandiya. 2019 yılından beri Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Finlandiya Savunma Bakanlığı özel danışmanı, zırhlarda kullanılacak çeliğin Türkiye'ye satışı için lisans verildiğini duyurdu. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Ankara'nın NATO üyeliği onayı için istediği koşullardan biriydi. Karar 4 yıl sonra geldi. Finlandiya 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Açıklamayı NATO üyeliği çıkmaza giren Finlandiya'nın Savunma Bakanlığı özel danışmanı Riikka Pitkänen yaptı. Bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. AFP'ye konuşan Pitkänen, zırhlılarda kullanılacak çeliğin bir Türk şirketine satılması için ihracat lisansının salı günü verildiğini söyledi. Finlandiya yönetimi 2019'da Suriye'deki askeri operasyonun nedeniyle Türkiye'ye yeni askeri ihraç lisansı verme işlemlerini durdurmuştu. Askeri ihracatın yeniden başlaması Türkiye'nin şu an için askıda olan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermek için belirlediği koşullardan biriydi. Geçtiğimiz Eylül ayında da İsveç, Türkiye'ye yönelik askeri ihraç yasağını kaldırmıştı.